Erdoğan Bey telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, dinliyoruz hocamla. Peki efendim. Buyurun efendim. Nedir sorununuz? Sorunum, benim böbrekte kist var. Sorun, bunun nasıl bir tedavi yöntemi uygulamamız gerekiyor ya da işte ne bileyim nasıl kurtarmamız lazım bundan? Orada kalsın mı, ne dursun mu? Ne büyüklükte bir kist söylendi? Kist 2,5 milim büyüklüğünde. 2,5 santimdir. Santimdir. Dolayısıyla evet. Şimdi böbrek kistleri tabii taşlardan farklı. Yani kist deyince bazen aklı hemen bir kanser gelebilir. Evet. Bazı kistik yapılar kanserle ilişkilendirilebilir. Ama böbrek kistleri bizim aslında oldukça sık gördüğümüz bir problem. Ya da problem her zaman problem mi? Her zaman problem de değil aslında. Sıklıkla check-up'larda çıkabiliyor bir böbrekte 1 santim, 2 santim. Genelde yaklaşım şudur. Basit böbrek kisti mi, komplike kist mi? Şimdi basit böbrek kisti dediğimiz incecik cidarı olan, içi sıvıyla dolu, idrarla dolu değildir. O kendi kist sıvısıyla dolu olan bir böbrekte baloncuk gibi düşünebiliriz. Genellikle bir 4-5 santim boyuta ulaşana kadar takip edilebilir. Yani yıllarca 1 santim, 2 santim. Yani şimdi sizin böbreğinizdeki 2 santimlik kist 6 ayda bir ultrason ara ara bakılır. Eğer hep aynı boyutta kalıyor, büyümüyorsa bir şey yapmaya gerek yok. Ama eğer ki bu kist zaman içinde büyüyor, işte 4-5 santimi geçiyor, böbrek dokusunu ortadan kaldırmaya başladı, müdahale kararı verilebilir. Veya bu kist zamanla değişime uğramaya başlarsa, demin söylediğim o komplike kist dediğimiz tanıma doğru kayarsa, yani ne olur? İçine kanamış gibi bir görüntü olabilir, duvarı karınlaşmış gibi bir görüntü olabilir, duvarında kireçlenmeler olabilir, içinde odalanma, bölünme gibi. Yani görüntülemede o basit masum gözüken kistten daha farklı bir şeye dönmeye başlarsa yine onlarda da çok dikkatli yakın takip edip gerekirse onu çıkarmak gerekir. Evet, çok teşekkür ederiz. Çok da geçmiş olsun inşallah. Şimdi hocam birazcık bunları çıkarma yöntemlerinden bahsedelim isterseniz. Çünkü teknoloji artık bu noktada da çok gelişti diye biliyoruz. Bir taş kırma şeyleri var, lazerli müdahaleler var, laparoskopik cerrahi var. Siz hangilerini yapıyorsunuz? Hangi durumda hangileri yapılması gerekiyor? Şimdi böbrek taşlarının artık açık ameliyatta tedavisi kalmadı. Yani çok uzun yıllardır zaten açık taş cerrahisi artık yapmıyoruz. Endoskopik olarak, yani günümüzde en özetleyecek olursak, hani laparoskopi açık ameliyatların işte bir iki borudan girerek yapılmasıdır. Aslında yapılan işlem laparoskopide aynı açık ameliyatta ne yapılıyorsa onun yapılmasıdır. Dolayısıyla laparoskopide böbrek taşlarında çok fazla yeri yoktur. Bazı durumlarda yapılabilir. Açığın muadili gibi diye düşünerek yapılabilir ama idrar yolları dışarıya açılabilen bir sistem olduğu için, yani idrarı yapmış olduğumuz, idrarın çıktığı delikten içeriye girerek tabi böbreğin içerisine kadar, yani önce delikten girdik, mesaneye giriyoruz. Mesaneden sonra böbrekten inen kanalın içerisindeki ortalama 4 milimlik incecik bir etten borucuk gibi böbreğe doğru giden kanal. Yani böbreğin içerisine kadar ulaşıp yaklaşık 2,5 milim çapındaki endoskopik aletlerle girip kamerayla böbreğin içine kadar girip oradaki küçük bir taşı bulup lazerle içeride kırıp alıp çıkarmak mümkün. Genellikle çok iri olmayan taşlar, yani bu taşları o şekilde yapmak mümkün değil. Yani o kadar uzun yolda bu kadar çok taşla uğraşılmaz. Bu kadar büyük parçalar halinde çıkaramayız zaten. O zaman açık ameliyat mı yapıyoruz? O şuradaki gibi çıkar. Yani o endoskopik dediğimizde şurada minicik, ikisinin arasında ancak bu şekilde çıkabilir o taşlar içeride. Eğer ki daha büyük bir taş varsa buradaki olduğu gibi yine onu da endoskopik yapıyoruz. Ama onu yapmış olduğumuz endoskopik ameliyat sadece yan taraftan, yani böbreğin üzerinden bir santim tek bir kesiyle bir tane bir santim çapında bir kalem gibi boru böbreğin içerisine, ama böbreğin içine. Laparoskopide böbreğin dışına boru yerleştirip dışından çalışılır. Evet. Ama bu perküten böbrek cerrahisi dediğimiz, yani o boruyu bir santimlik kesi yerinden bir kalemi böbreğin taşların olduğu içine kadar yerleştirdiğimizde oradan taşları görüp kırıp kırıp boşaltıyoruz. Buradaki taşların olduğu gibi. Bütün böbrek taş dolu bile olsa oradan o bir santim kesi yerinden bütün o taşları temizlemek mümkün. Genellikle de hastalar bir iki gün hastanede. Bu perküten cerrahi mi? Bu perküten cerrahi. Yani cilden geçerek girme, perküten kelimesi. Yani birçok perküten yapılan işlem var. Ama gene genel anesteziyle yapılıyor değil tabii mi hocam? Tabii genel anesteziyle yapılır. Lokal anestezi. Genellikle iki gün kadar hastanede kalır hasta. Taburcu olurken de hiç pansumana gerek olmayan, dikiş almaya gerek olmayan sadece bir santimlik yere bant yapıştırıp hastayı taburcu ediyoruz. Bir hafta 10 gün içinde normal yaşantısına zaten dönüyor hasta. Taşları çok büyük bile olsa. Yani her şey yolunda gittikten sonra çok büyük taşları bile artık günümüzde hiç açmadan, kesmeden, eskiden çünkü yandan bayağı büyük bir kesiyle bir kesi işlemler oluyor. Yapılırdı. Onlara gerek olmadan, yani bir de bunların dışında şok dalga tedavisi vardır.
Yani taş kırma merkezlerinde uygulanan. O da eğer taş kırılabilecek, mesela buradaki taşlar çok sert taşlar. Bunlar şok dalgasına dirençli taşlar. Ama taşın eğer sertliği uygunsa vücut dışından ses dalgası, o lazer değildir. Bazen lazerle taş kırdırdım der hastalar. Ama lazer içeriden girip taşı görerek yapılır. Bunda ses dalgaları taşın üzerine odaklanır. Vücut içerisinde kırılmaya çalışılır. Eğer onlar yeterince hastanın dökebileceği şuradaki minik parçalar gibi ufalanırsa hasta bol su içerek onları dökmeye çalışır. Evet, bir telefon daha var hocam. Hoş geldiniz, merhaba. Alo. Merhaba Yüksel Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Ben bir sorum olacaktı hocama da. Tabii ki, buyurun, dinliyoruz hocamla. Benim eşim bir hafta 10 gün önce bir kan geldi idrarlarında. Hastaneye gittik. Hastanede akut böbrek yetmezliği tanısı konuldu buna. Eşinize dediniz değil mi? Evet, böbrekleri iflas etmiş dedi. 15 gün yattı. Daha sonra bu 4-15 gün süre içerisinde bir 4 gün bir diyalize girdi. Diyalizden diyaliz boruları kapattılar. Bu böbreklerinin iyileşme anlamına mı geliyor? Bunu böbrekler tekrar çalışıyor, bunu soracaktım. Şimdi bu anlatmış olduğunuz durum dahiliye nefrolojinin konusuna giren bir durum. Yani böbrek yetmezliğinin olması, böbreğin çalışan etli kısmı. Yani o kandan, böbreğe gelen kandan böbreğin o çalışan etli kısmı kanı süzüyor ve içindeki maddeleri, suyu, bir takım kristalleri ya da atılması gereken üreyi vesaire idrar şeklinde idrar yoluna atıyor. Tabii bu atılma sırasında atılamama, taş oluşması, yoldaki bir takım darlıklar, hani üroloji benim branşım olarak baktığımızda hani o tür şeyler. Sizin anlattığınız eşinizin problemi nefrolojik, yani dahili bir problem. Dolayısıyla oradaki olay şöyledir. İki böbrek aynı anda zaten probleme girer. O nedenle diyalize gider hasta. Yani normal şartlar, biz bir böbreği alsak da tabii böbreği alsak da hasta normalde diyalize gerek olmaz. Hatta o kalan bir böbreğin bir kısmını bile alsak yine diyaliz söz konusu olmaz. Hastanın üresi, kreatini, böbrek fonksiyonuyla ilgili problemler yaşamaz. Ancak nefrit dediğimiz, şimdi piyelonefrit mikrobik bir takım, yani bizim de tedavi ettiğimiz idrar yollarının enfeksiyonu, antibiyotikle tedavi ettiğimiz o idrar yolunun iç odalarının iltihaplanması, ona piyelonefrit deriz. Bir de sadece nefritler vardır. Bu eşinizdeki olan durum, böbreğin o çalışan etli kısmı, dolayısıyla aynı anda iki böbrekte hastalanır. Aynı anda ikisi hastalandığı için üre kreatini yükselir ve böbrek artık vücutta bir böbrek fonksiyonu ortadan kalktığı için, ha bu bazen geçici de olabilir. Herhangi bir içilen, bir zehirlenme, birçok nedenle de ani bir böbrekte bozulma, geçici bir böbrek fonksiyon durması da olabilir. İnşallah öyledir dediğiniz gibi. O zaman kendini toparlarsa sorun yok. Ama daha kalıcı bir takım nefritlerden olmuşsa, oradan böbrekten biyopsi alırlar, bakarlar. Ona göre eğer yapılacak bir şey yoksa, hani idare edebildiği kadar eder. İşte haftada bir kere diyalize girer, bazen iki kere girer, yetmiyorsa üç kere girer, böbrek nakli gibi olabilir. Ama onları tabii dahiliye nefrolojinin karar tedavi ettiği süreçlerdir. Çok geçmiş olsun Yüksel Bey. Eşiniz inşallah hocamın da dediği gibi o daha vahim olmayan tarafından i̇nşallah nefret geçici olmuştur. Bir şeydir, geçici bir şeydir inşallah. Hocam şöyle bir soru gelmiş Instagram hesabımızdan. 12 çarpı 5 milimetre ürter kanalındaki taş düşer mi diye soruyor. Tek kolay kolay düşmez. 12 milim, yani bir santimi geçmiş bir boyutuyla. 5 milim de yarım santim. Yani ince uzun bir zeytin çekirdeği gibi bir taşın kanala girdiğini düşündürüyor. Yani o boydaki taşta biz bunu bir bol su için gidin bir hoplayın zıplayın da düşürmeye çalışın denecek boyut değil. Onun için buna müdahale etmek gerekir. Müdahale kararında tabii kanal içine girmiş, tabii hastayı, her hastayı kendi bütün detaylarıyla bakarak karar vermek gerekir. Şimdi bazen hasta bunu, problem çıkaran budur ama aynı hastanın böbreğin içinde başka taşlar olduğunu da düşünelim. Yani hasta ağrıyla geldi, bir film çektik. Böbrekte 3 tane taşı var, ayrıca kanalda taşı var, tıkamış. Dolayısıyla yani biz bu kanaldaki tıkayanı alalım ama böbrekte var başka taşlar. Yarın onlar düşmeye kalkacak. Yani mümkün olduğunca bu hastaya en fazla nasıl faydalı olabiliriz? Bazen planı biz hem kanalı tıkayan taşı alalım hem de oradan böbreğe de girelim. Diğerlerini de temizleyelim. Hiç olmazsa sonrası için de hazır uyumuşken, narkoz almışken o tarafı en azından bir temizleyelim kararı bile verilebilir. Dolayısıyla yani bu müdahale edilecek türde bir taş. Hani şok dalga tedavisi böyle bir hastada uygulanabilir mi, ses dalga tedavisi? Kanala girmiş bir taş, o da akla gelebilir. Aslında burada bize yardımcı olan bir görüntüleme vardır. Bir kere bütün taş, idrar yolu taşlarını bizim için nihai kararı verdiren, yani biz bu hastaya ne yapalım, nasıl bir işlem yapalım, aşağıdan mı girelim, yandan mı girelim, şok dalga mı uygulayalım. Bütün haritayı aslında çıkaran bir şey var. Haritayı çıkaran, yani resmin detayını görelim ve size onunla göre konuşalım. Bütün ne yapılması gerekiyor. Her iki böbreği de zaten gösterir. Böbrek tıkalı mı, şiş mi,
hepsini bize gösteren tomografidir aslında. Hı hı. Hiç damardan ilaç vermeden, kontrast vermeye de gerek olmadan 5 dakikada idrar yolları baştan aşağı evet, tarandığında aha, bütün bu detay ortaya çıkar. Ona göre de bir karar verilir ve o tomografi taşın sertliğini yani yoğunluğunu, mesela buradaki taşlar çok sert taşlar. Eğer hı, oradaki yoğunluğunu ölçüp de radyoloji bu çok sert bir taş diyorsa mesela onu biz endoskopik olarak kırmayı daha tercih ederiz. Hı hı. Ama yumuşak bir taşsa bunu bir isterseniz taş kırmada kırdırmayı deneyin gibi plan yapılabilir. Evet hocam, çok yoğun telefonumuz var. Demek ki ne kadar çok aslında insanların böbreğiyle ve idrar yollarıyla ilgili sıkıntısı olduğunu da görüyoruz. Bu defa bir hanımefendi telefonu attığımızda hoş geldiniz. Alo. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi. Merhabalar Nilüfer Hanım. Merhabalar. Merhaba hocam. Merhaba. Benim sorum, benim idralim sarı. Hı hı. Doktora da gittim daha önce. Böbreğimde bir şey olmadığını söylediler. Ama normalde az önce sizi dinledim. Hani bol su tüketirseniz idrar beyaz olur dediniz hocam. Hı hı. Ama benimki sarı. Yani ne yaparsanız acaba yapın sarı. Belli ilaçlar alıyor musunuz? B vitamini falan gibi bir takım kullandığınız devamlı ilaçlar var mı? Daha önce kullandım. Bu aralar vitamin hapı kullanmıyorum. Hı hı. Normalde hap kullanıyorum. Yani bazen içilen ilaçların etkisi boyar olabilir. Boyar madde boyayabilir hocam içinde. Hatta bazen yeri gelmişken onu söyleyelim. Pancar yer hasta bir gün önce. Ertesi gün idrarında kan var diye koştur koştur. Hocam ben onu yaşadım. Bir programda gene böyle bir karışım yapılıyordu. Pancarı yoğun bir şekilde. Ben de eve gidince yaptım. Ertesi gün dedim ki ölüyorum galiba, bir şey var böbreklerimde. Kıpkırmızı evet, çıkabilir yani, kan gibi düşündürebilir. Bazı ilaçlar boyayabilir. Genellikle bol su içildiğinde idrarınız bol miktarda çıkıyorsa o idrarın sarılığı azalır. Ama bazı ilaçlar renklendirebilir. Bazı yenen içilen şeyler renklendirebilir. Bir idrar tahlili yapılır. Yani idrarınızda enfeksiyon yoksa hani o sarılığın olması da yoğunluğuna bakılır. Enfeksiyon var mı diye bakılır. Bir problem çıkmayabilir. Yani sarıysa mutlaka alarm değildir ama hani niye bol su içseniz bile değişmiyor rengi, araştırılabilir. Evet. Çok... Bol suyu tüketiyorum hocam ama hani normalde sıvıyı çok tüketiyorum. Normalde böyle evet ilaç çok, kullanıyorum. Çok terler misiniz? Evet yani terliyorum. Çünkü terle de çok sıvı kaybedilince idrar bu sefer azalır. Onun için yaz dönemleri mesela taş hastaları için riskli dönemlerdir. Sıcak iklim kuşağında yaşayanlar, daha güneyde yaşayanlarda daha çok taşlar. Bu büyük taşlar daha çok güneyde sıcak iklim bölgelerinin taşlarıdır. Aa, iklim koşullarıyla da, tabii, klimayla da değişen bir şey. Yani hava çok sıcaksa terle sıvı, yani vücuttan giren sıvı ne kadar bol su içseniz zaten eğer çok terliyorsanız. Zaten hanımefendi Adana'dan da aradığı için hocam şu anda burası böyle yanıyorsa Adana'yı düşünemiyorum yani bile Adana. Bergin Hanımcığım valla. 23 sene Allah benim Adana'da geçti. Onun için bu kocaman kocaman büyük taşların tedavisini orada yapardık. Yani demin sıcak iklim derken orayı kastediyorum. Yani Türkiye'nin güneyindeki Adana, Güneydoğu Anadolu o bölgede çok büyük böbrek taşları olur. Onun da en sık sebebi yaz dönemi geldiğinde aşırı sıcak. Ne kadar su içilse de eğer sıcak ortamda duruyorsanız terliyorsunuz. Yani vücuda giren sıvıyı siz terle kaybediyorsunuz. Terle kaybettiğiniz zaman daha da fazla içmeniz gerekiyor. Yani klimalı serin bir ortamdaysanız büyük ihtimalle idrarınızın rengi daha açılacaktır. Evet, bazı insanlar daha da fazla terler. O nedenle de olabilir koyulaşma. Evet, çok teşekkür ediyoruz Belgin Hanım'a ve Doğan Bey'e hemen merhaba diyoruz. Hoş geldiniz. Evet, buyurun. Siz buyurun Doğan Beyciğim, yayındasınız. Hoş geldiniz. İyi günler, iyi günler efendim. Teşekkür günler ederiz. Buyurun lütfen. Benim hocama bir sorum vardı. Şimdi şöyle bir şey. 2 yıl evvel benim her iki böbreğimde biri 4 milim, diğeri de 6 milim olmak üzere 2 tane taş vardı bende. Hı hı. Yalnız ben bunun ağrısını aşağı yukarı bir 4-5 gün bayağı çektim. Şiddetli bir şekilde çektim. Sol tarafımdakini. Ondan sonra geçti. Düştü mü düşmedi mi bilmiyorum. Aradan 6 ay geçti. Ondan sonra diğeri ağrımaya başladı sağ tarafındaki. Onun da ağrısını gene bir 4-5 gün çektim. Geçti ağrılar. Ama düştü mü düşmedi mi bilmiyorum yani. Düştüğünden de emin değilim bilmiyorum. Yani bunun sonucu nedir bilmiyorum yani. Şimdi demin söylemeye çalıştığımda oydu zaten. Yani taş olduğu saptanıp ama taşın düştüğü eğer gösterilemediyse bazen bu çok tehlikeli olabilir. Yani taş kanala girmiştir. Çok tıkadığı anda ağrı yapar ama birazcık yer değiştirir. Aşağı doğru 1-2 santim iner. Yanından idrar geçmeye başlar yavaş yavaş. Ağrı birdenbire kesilir. Ama gene orada duruyordur ve kısmi de olsa tıkamaya devam ediyordur. O yavaş yavaş tıkama sürecinde hastanın ağrısı olmaz ama o yavaş yavaş tıkama böbreği yavaş yavaş gittikçe şişirebilir. Mutlaka ara ara en azından bir ultrasonla böbrekte bir şişme var mı yok mu kontrol etmek.
ya da tam ben emin olayım yani taşım var mı yok mu, bir tomografi çekilirse benim tertemiz çıktı, bir şeyiniz yok, siz bunları düşürmüşsünüz ama fark etmemişsiniz diye net olarak söylenebilir. Hı hı. Ya da hani radyasyon alınmak istenmiyorsa, şu an ağrım da yok, en azından bir ultrasonla bakın ama bir böbreğinizde diyelim ki şişme çıktı, mutlaka tomografi çektirip o taşın varlığına emin olup, onu gerekirse de çok şişse taşı aldırmak gerekir. Evet, tabii. Çok teşekkür ediyoruz izleyicimize. Yine Instagram'dan soru gelmiş hocam. 3 milimetre taş kendiliğinden düşer mi ve bu taşlar sonradan büyüme yapar mı? Düşer, düşmezse büyüyebilir. Yani 3 milimlik taşın düşme ihtimali çok yüksektir. Yani o bizim için beklenecek boyda bir taştır. Bazen böbreğin içerisinde çıkar. Ultrasonda işte böbrekte bir 3 milim, 4 milim. Genellikle şimdi böbrek içinde niye duruyor da düşmüyor? Onlar böbreğe yapışık olarak. Çünkü duvarından böbrek ürettiği idrar küçük odalardan atılır ana havuza. Ana havuzdan da mesaneye kanalla gönderiliyor. Küçük odaların, kariks dediğimiz odanın içerisindeki duvara taşın ilk oluştuğu kristallerin olduğu yerde duvara yapışık olarak genellikle başlar. Biraz büyüdüğünde, ağırlaştığında işte topladım zıpladım bozuk bir yolda gittim. Oradan duvardan ayrıldığında düşmeye kalkar taş genellikle. Onun için eğer böbreğin zaten çok küçük ortada geziyorsa düşürür onu, aslında farkına belki varmaz bile 2-3 milimlik. Ama ultrasonda çıkıyor, hep benim böbreğimde küçük bir taş çıkar. Belli ki duvara yapışık tutunmuş vaziyettedir. Zaman içinde işte fazla tuzlu yedi, su içmedi, yavaş yavaş üzerine kristaller eklendikçe o taş büyüdüğünde günün birinde oradan ayrılıp düşmeye kalkabilir. Bu boydayken düşürse iyi olur tabii. Yani oradan bulunduğu yerden ayrılsa iyi olur. Onun için biraz hareket etmek, o taşı düşürmeye yönelik hareketli olmakta yarar var. Bol bol su içmek. Evet. Hocam önce yani hayatında ilk defa böbrek ağrısı, çok da şiddetli değil ama hafif bir böbreğin ağrı olduğunda kimsenin ilk aklına taş gelmiyor. Ve genelde de hani orada öyle bir ağrı olduğunda yapılan yorum hep şu oluyor: böbreklerini üşütmüşsündür. Böbrek üşütmesi diye bir şey var mı hocam? Tabii o çok halk arasında çok kullanılan bir ifade. Aslında böbrek üşütmesi deminki hani nefret soğuk havalarda idrar zorluğu mu oluyor? Evet, aslında ona benzer bir şeydir. Yani bazı bünyeler soğuğa karşı daha duyarlıdır. Daha önce enfeksiyon geçirmişse, ameliyat olmuşsa o böbrekler mesela soğuk havalarda birazcık daha duyarlı olur. Böbrek ameliyatı olmuş biri, kışı mesela o böbreğim arada hafif bir kendini hissettirir gibi söyleyebilir. Mutlaka bir problem olduğunun göstergesi değildir ama yani böbreklerim ağrıyor diyorsa, hani üşütmeden genellikle böbreklerini ağrı hissedenler, böbreğimi üşüttüm herhalde, soğukta kaldım, böbreğim ağrımaya başladı. Ne yapılır? Bir kontrol, idrar tahlili yapılır, ultrasonuna bakılır. Eğer bir şey yoksa o böbreğin hassasiyetiyle ilgili bir değerlendirilebilir. Soğukla bozulan bir organ değil o zaman hocam. Hayır, hayır. Çünkü şimdi mesela yaz mevsimi ve ıslak mayoyla da birçoğumuz üşeniyoruz ve değiştirmiyoruz. Rahatsızlık ortaya çıkarsa sadece kişi rahatsız eder. Onlar. İstirahat ettiğinde, biraz sıcak tuttuğunda geçer zaten. Önemli olan bunun altında bir enfeksiyon olmasın. Eğer çok rahatsız ediyorsa o zaman bir iki tahlil yapıp bunun altında bir hani böbrek enfeksiyonu var ve o nedenle böbrek hassas, o yüzden böyle bir durum hissediyorsa onu ekarte etmek lazım. Yok idrarı temizse zaten tamamen böbreğin hassasiyeti ya da bazen böbrek dışı bir neden de olabilir. Bel fıtığı olur, işte buram ağrıyor deyince onun böbrek gibi yorumlanabilir. Bağırsakla ilgili olur bazen, yani safra kesesiyle ilgili olur, jinekolojik bir takım şeyler neden olabilir. Yani idrar yolu aslında çok sterildir. İdrar bizim için çok iyi bir göstergedir, idrar tahlili. İdrar tahlili çok temiz çıkan birinde bunları büyük oranda biz ekarte edebiliriz. Hocam mesela maden suyunun böbrek taşı yapmak gibi bir özelliği var mı? Çok sık tüketenler çok var. Çok sık önerilmez çünkü mineralden çok zengin sıvılar olduğu için maden suları, o sodalar çok uygun içecekler değildir. Taşa yatkınlığı olan hastalar için. Taş sancısı dediğimizde bir mutlaka belki vurgulamakta yarar var. Yani taş sancısı çeken bir hasta ya da şiddetli taş sancısı olma ihtimalindeki bir hasta acile geldi. Çok önemli bir yan bulgusu vardır. Yani mutlaka bizim hemen sorduğumuz kıvranarak geldi hasta. Bulantı kusma oldu mu? Taş düşüren hasta genellikle yolda gelirken takside geliyordur ya, çıkarmıştır ya, bulantım oldu çıkaracaktım. Bulantı kusma sıklıkla şiddetli taş sancısına, kolik dediğimiz yani taş koliği ya da renal böbrek koliği dediğimiz o taş ani tıkanması idrar yolunun yarattığı şeyde bulantı kusma sıklıklı olur. Yani idrarımda biraz bir renk değişikliği oldu, bu şiddetli ağrım oldu, bulantı kusmam oldu, idrarımda bir pembeleşti, bulanık gibi. Bu çok tipiktir taş düşürmekte olan birinin ağrısı. Sürekli kullanılan ilaçlar sebep olabilir mi taşa hocam? Yani rutin kullandığı şeker hapı vardır, tansiyon hapı vardır. Bazı veya ilaçlar, mide koruyucu kullanıyordur. Asitler, o asit şeyler. Olabilir, evet. Bir takım ilaçlar daha tetikleyici olabilir. Ama her bünyenin şeyi farklı. Yani bazısı kristal şeklinde döker, hiçbir şikayet olmaz. Bol bol su içtikten sonra kum şeklinde onların dökülmesi bir problem yaratmaz. Ama hani şunu kesinlikle içmeyin, yemeyin, yapmayın demek
Çok şey değil. Hani çok önerdiğimiz bir şey değil. İşte kalsiyum tabletleri alınır. Kemik erimesi evet, özellikle hanımlar evet, belli yaştan sonra dolayı. Bana kemiklerim için kalsiyum verildi ama taş da yapıyorum ve ben bu kalsiyumu almayacak mıyım? Dikkatli ol dediler. D vitamini tedavisi alanlar bunlar hep taş için bir takım kolaylaştırıcı şeyler olabilir. D vitamini eksikliği çok sık görülür ülkemizde özellikle. Onun için mutlaka hep bir D vitamin takviyesi verilir. O D vitamin takviyesinin çok ani hızlı yükseltilmesi D vitamini risklidir mesela. Onun için daha zamana yayarak yükseltmeler birazcık daha taş için özellikle potansiyel riskli hastalar için daha koruyucu olur. Evet. Sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarından müsaadeniz olursa bahsedelim hocam. Mesela üşütmedi veya dışarıdan bir mikrop almadı ama sürekli bir senenin özellikle kadınlarda bu çok fazla olur. Evet. 6 ayı 7 ayı antibiyotik kullanılır. Belki bir süre geçer ama ondan sonra yeniden bir repetisyon tekrar başlar. Bunun sebebi nedir hocam? Tabii bu yatkınlığın şimdi sebebi. Şimdi buradaki acaba geçmiyor mu yoksa geçiyor tekrar mı enfeksiyon? Hemen ilk akla gelen şey yani ben bir türlü geçiremiyorum idrar yolu enfeksiyonundan kurtulamıyorum diyen birinde acaba yeterli bir tedavi olmadığı için ne bileyim herhangi bir ilaç verdiğinizde aslında rahatlar. Ama bir iki hafta içinde tekrardan aynı şikayet başlıyorsa en azından yani o doğru tedavi olmadığının büyük oranda göstergesidir. Yani ya tam tedavi olmamıştır ya tedavi olmuştur ama durmadan enfeksiyon tekrar kapıyordur. Yani o iki tane şeyi bir kere ayırt etmek lazım. Yani hasta hangi gruba giriyor? Hiç dikkat etmiyor bir şeye. Bir takım kolaylaştırıcı şeyler var. O nedenle durmadan mikroplar alıyor. Yani aynı mikrop mu farklı mikrop mu onları ayırt etmek gerekir. Ek problemler varsa şeker hastalığı olabilir, taşları olabilir. Yani bu gibi durumlar daha komplike durumlardır. Dolayısıyla bu gibi durumlarda enfeksiyon tedavisi biraz daha zor hale gelebilir. İlişki sıklığı vesaire özellikle kadınlar için. Bunlar hep tetikleyici şeylerdir. Hijyenik şartlar vesaire. Kullanılan tuvaletler, iş yerindeki kullandığımız tuvalet işte çok aslında içime sinmiyor ama birazcık çok da dikkat ediyorum ama gibi. Bunlar hep sıklıkla rastladığımız şeyler. Dolayısıyla tekrar enfeksiyonla enfeksiyon var ama geçmiyor ayırt etmek gerekir. Bazen enfeksiyon tahlillerde bir şey çıkmaz. Yani mutlaka eğer tekrarlıyorsa idrar kültürü yapıp yani idrarda hangi mikrop ürediğini mutlaka göstermek lazım. Bazen çok sık gördüğümüz mikroplar vardır. Bunların tedavisi çok da sıkıntılı. Yani idrar yolu enfeksiyonu aslında tedavisi zor bir durum değildir. Evet, basit yeter ki doğru mikropla teşhis konusu. Ama bazen sıkıntılı dediğiniz gibi durumlar olabilir. O sıkıntılı durum var gibi gidiyorsa onun altına birazcık araştırmak gerekir. Cinsel yolla bulaşan mikroplar bazen bunu tetikleyici olabilir. Olay hep böyle bir idrar yolu enfeksiyonuna yönelilir. Hep onu tedavi etmeye çalışılır. Dolayısıyla ona yönelik kültürler yapılır. Normal kültürlerde idrar yolun için idrar tahlilinde cinsel yolu bulaşan mikroplar idrar yoluna girmişse çıkmaz örneğin. Ona yönelik ek incelemeler yapmak gerekebilir. Bazen böyle hani çok bir türlü tanı konamıyor. İş uzadı neyin nesidir? Altında bazen böyle çok nadir şeyleri de düşünmek gerekir.